Herkese hayırlı akşamlar arkadaşlar. Şimdi Gizli Gizemli Olaylar diye bir kanal var biliyorsunuz. Bir bayan devamlı çekim yapıyor. Daha önceleri hikayeler falan yerleri gezerdi. Ondan sonra baktı ki o işte para yok. Bu sefer biraz daha cinli videolar çekmeye başladı. Ve full mezarlıklarda. Şimdi diğerlerine göre baktığınız zaman duaları okumasını falan biliyor. Ama fark şu. Bu varlıklarla uğraşmanın, iletişime geçmenin, kovalamanın yasak olduğunu da biliyor. Ama buna rağmen devam ediyor. Ya bu kadar ayet okuyorsun, her şeyi biliyorsun. Niye devam ediyorsun? Bildiğin halde niye uğraşıyorsun? Çünkü para var. Bu işte para var. İnsanların dikkatini çekmek için. Abi mezarlıklara gidiyorlar, mezarlıkları ifşa ediyorlar. Orada yatanlara, kardeşim mezarlıkta cin olmaz. Bu hikayeleri geçin. Mezarlıkta cin olmaz. Dünyanın en güvenilir yeri mezarlıktır, mezarlıklardır. Bir videosunda da ormana gidiyor. Çok gülmüştüm ya o videoya. Ağacın dalı koluna çarpıyor, havaya sıçrıyor. Kendi gölgesini görüyor. Korkuyor. Ama ne kerametse birkaç dakika sonra bir tane siyah çarşaflı cin. Cin çıkıyor. Bunun peşine gidiyor. Ağacın dalından korkuyorsun. Ondan bundan korkuyorsun. Vay efendim. Cinin peşine gidiyorsun. Ya kardeşim, ben her zaman söylüyorum. Bunların alayı yalan dolan ya. Hayır, niye mezarlıklara alet ediyorsunuz ya? Niye mezarlıklara gidiyorsunuz? Niye şey yapıyorsunuz? Yok neymiş, yok büyük cesaretmiş, yok şuymuş, yok buymuş, çok cesurmuş. Sanki tek gidiyordu anasını satayım. Çok cesur. Bir ara bunu kızın bir videosunda mutfak tezgahının altında eski bir ev, köy evi. Tahtalar dizmişler kışın yakmak için. Ağaçlar arkadaşlar. O ağacı millete sülyet diyor. İşte hatta takipçileri de yazmış. Diyor, aa işte bak orada bir silüet sana bakıyor. Ya şimdi akıl var, mantık var. Madem bu kadar olay yaşadın, bu kadar korkuyorsun, bu kadar ediyorsun, nasıl oluyor da bir dahaki çekime gidebiliyorsun? Neyin cesaretinden bahsediyorsun? Bunun büyük ihtimalle erkek arkadaşı herhalde olması lazım arkadaşlar. Bana yazmıştı Instagram'da. İşte vay efendim, ben onun avukatıyım. İşte biz ön bilgi vereyim, seni işte mahkemeye vereceğiz, şuna buna vereceğiz. Ben de ona yazdım. Dedim, bana niye boşuna yazıyorsun kardeşim? Git dedim, istediğin yere ver o zaman. Bana dedim yazarak niye boş zaman kaybı yapıyorsun? Neyse, şimdi bakın arkadaşlar. Bu tür varlıklar yasak. Bu uğraşmayacaksın kardeşim. Yasak. Büyü yapan, yaptıran, nasıl Allah'a şirk koşmak ise İslamiyet'te yasak. Bu varlıklarla da uğraşmak yasak ya. Bu da bir nevi Allah'a şirk koşmaktır. Yasaklanmış bir şeyin üstüne gitmeyeceksin. Hele ki İslamiyet'te yasaklandıysa hiç gitmeyeceksin, uğraşmayacaksın. Ama git abi kara çarşaf, git abi her yerde bir çarşaf ya. Her yerde kumaşçıları zengin ettiler. Vallahi billahi kumaşçıları zengin ettiler. Yani tam bir rezillik yani. Korkuyor ya. Kendi gölgesinden korkuyor. Cesarete bak, oraya nasıl gittin? O oraya tek gidiyorsa ben hiçbir şey bilmiyorum ya. Tekmek gitti yok ya. Gidiyorlar öyle 3-4 kişi yapıyorlar düğmeni. Ay şu ne, ay bu ne, ay bu ne. Sen o kadar o korkacaksın, tırsacaksın. Ondan sonra utanmadan bir daha gideceksin. Bu hikayeleri geçeceksiniz. Gideceksiniz kardeşim. İnsanları resmen kekliyorsunuz. Bir de şuna ayar oluyorum. Şimdi dikkat ettim ona. Hatta bazı takipçilerim uyardı. Kişiler geliyor mesela. Diyelim Ali ile ilgili video yapıyorum. Geliyor. Ali'yi bombalıyorlar. Hem benim abonelerim hem de şimdi anlatacağım dümencilerin aboneleri. Ali'yi bombalıyorlar. İşte o helal sana, işte doğru söylüyorsun. Bunların hepsi sahtekar, üçkağıtçı, dümenci diye yorumlar yapıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar başka bir dümen kanalına. Allah seni korusun, emeğine sağlık, çok dikkat et, çok şey yap, işte oralara tek gitme diye yorum yapıyorlar. Yeri geliyor,
Kerem'le ilgili video yapıyorum mesela. Kerem'e geliyorlar, benim kanalımda bombalıyorlar Kerem'i. Ağzına geleni sayıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar Kerem'in kanalına. Ya emeğine sağlık, çok güzel olmuş işte. Çok dikkat et. Ya bu hayatta gerçekten yalancılardan, sahtekarlardan, üçkağıtçılardan, Allah korkusu olmayanlardan ve iki yüzlü fesat insanlardan korkacaksınız. Çünkü iki yüzlü. Ya nasıl bir karakterin var ki senin mesela geliyorsun burada adamlara demediğini bırakmıyorsun. Ondan sonra bir gidiyorsun adam video atıyor, bir gidiyorsun aa emeğine sağlık çok güzel olmuş sabırsızlıkla bekliyordum falan filan vesaire vesaire. Nasıl bir karakter şimdi bu? Ya ondan sonra diyorlar ki vay efendim işte sen de yap sen de et. Ya kardeşim şimdi baktığım zaman arada gerçekten evet beni anlayan insanlar var. Gerçekten hak veren insanlar var. Ama çürük elmalar da var. Tahminimce de şu oluyor. Herhalde gidiyorlar bunlara bildiriyorlar işte. Senin hakkında video yaptı diye, senin hakkında yorum yaptı diye. Ben yaparım. Ben kimseden çekindiğim yok. Kim olursa olsun kardeşim yaparım. Abim olsun yine yaparım. Hiç umursamam yani. O yapmış, bu yapmış beni ilgilendirmez. Ama böyle kanı bozuk insanlar gerçekten tehlikeli oluyorlar. Tehlikeli insanlar gelip burada size yalakalık yapıyorlar. Ondan sonra gidiyorlar o kanala yalakalık yapıyorlar. Bu kanala yalakalık yapıyorlar. 200'lü insanlardan korkmak gerekiyor. Çünkü bunların Allah'tan korkusu olmaz insanlar. Dediğim gibi üçkağıtçılar, dolandırıcılar, dini imanı kullanarak, ayetleri kullanarak insanları kandırıp para kazanan insanlar maalesef kanı bozuk insanlar. Yani sen ayetleri oku, onu kuru, bunu oku, şunu yap, ondan sonra bizde yalan yok. Ondan sonra takipçi gelir, burada bombalar, ondan sonra gider oraya yalakalık yapar. Amacınız ne? Yani ne amacınız olabilir? Şimdi bakıyorum, bana resim atıyor bazı takipçilerim Instagram'dan. Bakıyorum abi, harbiden de öyle. Bir yorumlar yapmışlar. Ya diyorum bu adam, bu kadın geliyor benim kanalıma da yorum yapıyor. Nasıl oluyor da gidiyor bunlara yorum yapabiliyor? Ama yapıyorlar. E şimdi buna kanı bozuk dediğiniz zaman kimsenin zoruna gitmeyecek. Buna karakterden yoksun insan dediğiniz zaman zorlarına gitmemesi lazım. Çünkü gerçeği bu. Yazık. Yani kesinlikle böyle insanlardan da uzak durun arkadaşlar. Cevap bile vermeyin. Eğer böyle karşınıza çıkarsa başka kanalda görüp bu kanalda da görüyorsanız cevap bile vermeyin. Ben onu bir analiz edeceğim. Bakacağım kimlerdir, kimler değildir. Gerekirse engelleyeceğim. Ben burada abone peşinde, o bu peşinde değilim kardeşim. İnsanların gözü açılsın. İnsanlar neyin ne olduğunu anlasın. Ben onun derdindeyim. Başka da bir şeyin derdinde değilim. Bu kanalın üstünde biraz gideceğim. Diğerlerine de bakacağım. Nova olsun, bilinmeyen olsun, ötekiler olsun hiç fark etmez. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanetsiniz. Hayırlı akşamlar.